böyle acip bir zamanda şüpheli imallarda zaruret derecesinde iktifa etmek lazımdır. Bu İslami bir usul değil mi? Evet. Okuyayım onu da. Çünkü inne zarurete tukaddiru bi kadriha. Sırrıyla haram maldan mecburiyetle zaruret derecesini alabilir, fazlasını alamaz. Kokuşmuş bir mal var, bir et var. Murdar. Şimdi bu murdar ve kokuşmuş olan etten sizin ölmeniz var ve bundan bir parça yiyip biraz daha güç kazanıp ayakta durabilme imkanı var. Şeriat sen ne diyor? Yiyebilirsin. Sen ölmeyecek kadar, yani gücün kendisine gelip, kendine gelip yürüyüp hayatını koruyabileceğin bir safhaya kadar sen bundan al ve ye diyor, değil mi? İzin veriyor. Ama onu yerken bile çok rahatsızlık duyuyorsun. Niye? Çünkü biraz da şey yapmış, taaffür etmiş, kokuşmuş. Mesela şöyle daha açık diyeyim, domuz eti mesela diyelim. Ondan da ben asıl başka bir yere geleceğim de. Hı hı. Şimdi burada maddi olarak kokuşmuş olan o et aslında yenmemesi gerekiyor. Ama sen ondan ne yapıyorsun? Bir parça alıp hayatını muhafaza edecek şekilde kendini korumak için alıp yiyorsun. Ondan güç kazanıp hayatını muhafaza ediyorsun. Şimdi aslında haram malların da böyle koktuğunu takvamızla görebilsek, değil mi? Zaruret yoksa kesinlikle yaklaşmayacaksın. Ama zaruret var ve hayatımı kurtarmam lazım. Yani hayat derecesinde bir şey var. O zaman sen ondan yine ancak o kadar alabilirsin. Doğru evet. mu? Bir de haram mal, yani asıl oraya geleceğiz. Zaten burası onu kastediyor. Haram mal olduğu vakitte ya domuz etidir, yeme. Yani sana his diyor ki yeme ama şer'i şerif ne diyor? Yiyebilirsin. Akıl da ona uymak zorunda. Hisse tabi olmayacaksın orada. Ölmemek için. Tabii, hisse tabi olmayacaksın orada. Alacaksın, yiyeceksin ama murdar olduğunu, haram olduğunu da bilip Cenab-ı Hak bana şu kadarına izin vermiştir diye orada kesebilmek. Orada meseleyi bitirebilmek. Ondan sonra da tekrar helal mallara tekrar yöneliyorsun, değil mi? Evet, şöyle demek değil, değil mi? Evet. Bu mesela ben bir arkadaşa öyle demiştim de. Dedi ki yani o kadar çok sıkıştık ki yani. Hı. Ödeme gelmiş. Yani çek veya işte senet neyse. Yani o gün ödememiz lazım. Ödemediğimiz takdirde şöyle olur, böyle olur. İşte 10 lira borçumsa 15 lira olur. Şöyle böyle artık onların kendi içinde yaptırımları var. Neyse yani. Ciddi bir sıkıntı dedi. Ve biz o anda mecbur kaldık. İşte uzun vadeli kredi alıp o borcu ödemeye. Bu o demek değil, değil mi? Yani ona bilemiyorum. Belki bazı alimler nasıl der ama biz kesinlikle oraya girmemek lazım. Çünkü bir insan sui ihtiyarıyla kendisini bir şeye müptela etmişse haramı orada kullanmak kesinlikle caiz olmuyor. Oldu mu? Mesela diyelim ki deli birisi bir adam öldürse diyor üstadımız. Deli birisi. Bir adam akli öldürse dengesi yok. Akli dengesi ihtiyarıyla gitmediğinden dolayı bu adam mesul değil. Ama yine aynı onun derecesinde. Ama içki içerek aklını uyuşturmuşsa birisi, muhakkaten aklı başından gitmiş ve bir adam öldürmüşse hem kanunen hem şer'an mesuldür. Değil mi? Dolayısıyla evet. Buradaki o abilerimize onu söylemek lazım. Öyle bir ticaret yapınız ki o sıkıntıya, o belaya bulaşmayacak kadar iş yapmanız lazım. Bulaşacağınızı gördüğünüz vakit, öngördüğünüz vakit kesinlikle o ticareti de yapmamak esastır yani. Şöyle, buradan benim anladığım şu, helak olma ihtimali var mı yani? Şimdi borcu ödemediğin zaman ölüyor musun? Evet. Yani çoluk çocuğun da büyük bir ölüm tehlikesiyle mi karşı karşıya kalıyor? Evet. Böyle bir şey yok. İşte şimdi... Şimdi aslında şöyle de onu hakikat olduğunu onlar da itiraf etmişti. Ben dedim ki Allah alem bir sevap. Cenab-ı Hak aslında zaten rızıkta, parada, bütün hazineler, bütün şeylerin zenginlikler onun elinin altında yani. Bütün şey onun tasarrufunda. Bu noktada ne yapacaksınız diye sizi imtihana tabi tutmuş olabilir. Evet. Yani o sıkıntıya düştüğünüzde acaba haram yolu ihtiyar mı edeceksiniz? Evet. Yoksa o sıkıntıya rağmen
o sıkıntının vereceği, üstüne katma değer koyacağı sıkıntıları da göğüsleyip yine de helal, harama düşmeme noktasında kendinizi zorlayacak mısınız diye Allah imtihan etmiş olabilir. Onlar kabul ettiler, dediler ki hakikaten öyle oldu, biz imtihan edildik dediler. Allah muhafaza, doğru. Yani şimdi Allah mallarla da imtihan edecek ya. Evet. Belki orada sabredilse, evet, yani o onların gözüne dağ gibi büyük gelen bir hadise, Cenab-ı Hak noktasından bakıldığı zaman hiçbir şey. Evet. Hemen Cenab-ı Hak belki kapıları açacak, yeni imkanlar, vesileler yaratacak. Evet. Hiç beklenmedik bir şekilde bereket ihsan edebilecek. Öyle, aynen. Yine de onların bu manada, yani biz bu işin altından kalkamadığımız vakit banka kapısı var gibi bir algıyı, bir hissi içlerinden atmaları lazım. İleride bu bizi bankaya götürebilir, ihtimal de yüksek. O zaman bu işe girmemek lazım, dedirtmek lazım. Evet. Yani onlar için, belki sizin için, belki çoluk çocuğunuzun Allah etmesin helak olması, haram maldan yemeye sizi götürürken, bazıları da şirketi kendi çocuğundan daha değerli görebiliyor. Yani adama bunu anlatmak biraz zor olabiliyor yani. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla fetva ehli hocalar, alimler bu konuda ne diyor? Onu ben şahsen bilmiyorum. Yani acaba şirkete de bu manada bir değer mi veriliyor? Bunun da batmaması, çocuk gibi ölmemesi manasında onlara da fetva veriliyor mu? Bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Banka kapısına kesinlikle girmek caiz değil. Oraya götüren yollardan da uzak durmak lazım. Değil mi abi? Yani dolayısıyla yapılacak ticareti çok gelir getirir düşüncesiyle, evet, riskli, handikaplı bir sürece, evet, sokmamak lazım. Evet. Sonra ileride işte problemli, işte kredi almaya sizi götürecek sıkıntılara sebebiyet, evet, verebilir. Aynen öyle.